üreten hava durumu. Havayı koklayan adam. Stüdyoya gelememesi çok normallerden biri. Çünkü ben daha pazartesi dedim, çarşamba yağış bekliyorum diye. Yok yağış olmaz, hava çok sıcaktır, bilmem nedir. Tabii gelemez. Pazartesi de günü bugün yağış olacağını mı iddia etmiştiniz Cenk? Tabii daha pazartesi dedim ben. İsterseniz o günkü ben... kayıtları bulup bir dinleyelim, ne dersiniz? Dinleyelim Erdem Bey. Evet biliyorum Cenk Bey öyle dediğinizi. O yüzden mi gelmedi diyorsunuz tırstı, stüdyoya? Tabii tırstı. Peki, geçen sefer ellerine vurdum ya. Bence affedin gelsin Cenk Bey. Tamam hadi gelsin canım sonuçta. Tamam peki. Efendim merhabalar havayı koklayan adam. Merhaba. Cenk Bey senin hakkında ileri biraz geri az bir şey sağ ve sola konuştum. Yok hiçbir şey söylemedim dedim, ne kadar güzel dedim, keşke gelseydi dedim. Nerede özledik, gelse de bir öpsem dedin değil mi Cenk? Seni dinliyoruz havayı koklayan adam. Arkadaşlar kuzeyli rüzgarlar, biraz bulut, biraz sıcaklık azalışı, böyle bir tablo, sıcaklıklar birkaç derece azaldı. Bugün sürpriz oldu biraz galiba bu yağmursal çiselem. Evet. Dünkü bültenimizde bahsediyorduk arkadaşlar. Öyle mi? Evet. Ama dünkü bültende biz yoktuk Afyon'da. Bir paneldeydik. Tamam. Yani hafif böyle seleme şeklinde yağışın öğleden sonrası itibariyle ikinci saatlerinde görüleceğinden bahsediyorduk. Çisenti oldu evet. İşte bulutlar artmaya başladı. Bir değişiklik şu, yarınki durumda değişiklik var. Bu yağışın bugün çok hafif şekilde yarın daha fazla kendini göstereceğinden bahsediyorduk. Onu düzeltelim. Yarın yağış yok. Yarın bulutlu bir gün olacak. Bugünün sadece bulutlusu. Güneş de yok yani. Yani bu, bugünün evet, bulutlu olanı. Bugünün bulutlu evet, olanı. Evet, bugünü bir düşünün Cenk Bey. Diyelim. Daha doğru olacak. Bugünün yağışsız olanı. Yağışsız. Diyelim. Daha doğru olacak. Yine aynı kuzeyli rüzgarlar. Yine bu seviyelerde, bu serinlikte bir hava. Hem rüzgarla beraber taşınan serin hava sıcaklığı birkaç derece aşağı çekiyor. Hem hissedilen değerleri aşağı çekiyor hem de güneşlenme olmadığı için, yani bulutluluk olduğu için direkt güneş ışınlarını alamıyoruz. Yani birkaç kat daha düşük hissedeceğiz sıcaklığı ve bu durum daha ne kadar gidiyor? Cuma cumartesi benzer şekilde ama bir iki derece sıcaklık artmış olur. Hani yoğun bulutlar arasından da güneş görülebilecek, özellikle cuma, cumartesi biraz da. Hatta yoğun bulutlar değil, cumartesi az bulutlu bir hava bekliyoruz. Tekrar bir bahar havası canlanır diye beklentimiz var. Sıcaklık yarın 14 derece olacak. Başkent çevreleri 15 derece. Yarın başkentte yağmur var. Ancak cuma, cumartesi İstanbul'da olduğu gibi yağış kesiliyor. Bulutlar parçalanmaya başlıyor. Ancak sıcaklık pek artamayacak. Hatta 1-2 derece daha düşer diye tahminimiz var. İstanbul'da rüzgar kuvvetli dedik. İzmir'de de rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli olacak. İstanbul'da Poyraz'dan, İzmir'de tam kuzeyden rüzgar bekliyoruz. Ancak bu yalnızca sıcaklığı düşürüyor. Yağış beklentimiz İzmir için yarın yok. 19 derece. Antalya, Adana 21-22'lerde. Güneyde de sıcaklık birkaç derece düşüyor ama 25'lerden aşağıya iniyor. 21-22 derecelerde olacak. Güneydoğu'da 20'li değerli sıcaklıklar ölçülüyor. 20'nin biraz altına cuma günü sıcaklık inmiş olacak. Arkadaşlar genel durum böyle. Sormak istediğiniz bir şey yoksa bitenimizde... Teşekkür ederiz. 3-5 derece için birbirimizi kırmayalım bence. Ben şey üzülme. Sormak istiyorum. 1 inç kaç santimetreydi? 1 inç değil Cenk Bey, 2 inç. Gel şimdi size anlatırım Cenk Bey. Tamam. Bekliyoruz havayı koklayan adam. Görüşeceğiz bir saat sonra. Görüşmek üzere. Power FM hava durumu. Cenk Erdem seni Power FM'in yepyeni dijital stüdyosunda programına davet ediyor. Programına davet ediyor. Cenk Erdem'i canlı yayında izlemek istiyorsan tek yapman gereken Power FM web sitesine girmek ve formu doldurmak. powerfm.com.tr. Hep birlikte Cenk ve Erdem'e gidelim. Evet sevgili dinleyiciler. Hayır sevgili dinleyiciler. Hayır mı Cenk Bey? Boşu boşuna söz düellosuna kalkışmayın. Hayır mı şer mi bilmem ama diyorsunuz. Evet sevgili, bakın evet dediniz siz de Cenk Bey. Demek ki evetmiş, hayır değilmiş. Programımızın ilk dakikalarına hoş geldiniz. Ve siz de Cenk Bey programımızın ikinci dakikasına hoş geldiniz. Sağ olun, o halde siz de üçüncü dakikasına yerleştirelim. Böyle bir rahat uzanalım ayaklarımızı. Bir siz bir ben diyorsunuz. Sevgili Cenk Bey, bugün programımızda sevgili dinleyicilerimize çok önemli mevzulardan dem vuracağınıza dair gelirken bana
bir takım spekülasyonlarda bulundunuz. Doğru evet, mudur böyle, bunlar? He, böyle yaptığım zaman kendimi önemli hissediyorum. Çünkü çok önemli bir şeyler söyleyeceğim. Dinleyicilerin yani acayip haberlerim var deyince. Siz bile kendinizi önemli hissedebiliyorsanız Cenk Bey, demek ki gerçekten önemli insanlar var dünyada. Erdem Bey öyle demeyin. Bir defne yaprağının bile o kadar değeri var ki şu doğada. Evet sevgili dinleyiciler, gördüğünüz gibi biraz üzünçlü bir başlangıç oldu ama olsun. Az evvel sevgili promomuzda da dinlediğiniz gibi önümüzdeki günlerde, çok yakın bir zaman içerisinde, hatta diyebilirim ki önümüzdeki hafta içerisinde bile olabilir. Cenk çok ikircikli konuşuyorsunuz Erdem. Biraz böyle tam tarih vermekten çekiniyorum. Ama çok yakın bir zaman içerisinde stüdyomuzda sevgili dinleyicilerimiz bulunacak ve burada onlar hem bizi dinleyecekler, stüdyomuzda, hem programımıza katılacaklar, hem biz de onları seyredeceğiz. Stüdyomuzda dinleyiciler mi bulunacak Erdem? Yani yapılan kazılarda stüdyomuzdan bir sürü dinleyici mi çıkacak? Her gün stüdyomuzu kazacağız ve çeşitli dinleyiciler çıkaracağız. Hayır Cenk Bey, stüdyomuza gelecekler ve bizi hem izleyip hem seyredecekler. Bu, ne yapacaklar Erdem? Buna katılabilmek gibi için de Cenk Erdem PowerFM.com.tr'nin Cenk Erdem sayfasına girip bir formumuz var. Onu doldurmaları son derece yeterli. Onun yanında ikametgah belgesi, vatandaşlık numarası, nüfus kağıdı, soyadı, 3 adet vesikalık fotoğraf ve bir de arkası beyaz fonda çekilmiş profil fotoğrafı istiyoruz. Evet, bir de kredi kartı numaraları, kredi kartının expired date'i. Aynı zamanda arkada 3 haneli bir sayı var. CCV numarası. Evet. Onları da alırsak zaten formumuzda bununla ilgili bir olacaktır. Cenk Bey, dinleyicilerimizi korkutmayı çok iyi biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün anketimiz var mı Cenk Bey? Var Erdem Bey, bir tane anket var. Bu genel serinlemesel bir durumla ilgili. Çünkü havayı koklayan adama inanıp havanın ısınacağını zannetmiştik ya. Ama havayı koklayan adam havanın ısınacağını söylememişti Cenk Bey. Bugünlerde bir üşüş olabileceğini söylemişti. Hadi canım hep. Serinlemek için hangisini tercih edersiniz? Başlıklı bir anketimiz var. Zaten anketlerimiz sürekli sayfamızda kaldığı için sevgili dinleyiciler, bunu daha sonraki günlerde, yani o acayip ısındığınız, sıcakladığınız günlerde de işaretleyebilirsiniz. O günlerde de bu anketimize geri dönüp bakacağız. Ya da şimdiden şu işaretlesinler. Hava ısındığında girip okuyup serinlerler. Ne yapacakmışım bakayım falan derler değil mi Cenk Bey? Şu an itibariyle kullanılan oylarda durum şöyle. Dondurma, gazoz, soğuk su gibilerisindenları gibi tuhaf bir ilk seçeneğimiz var. %24 oranında ilk sırada yer alıyor Cenk Bey. Havuza girim %4, duş alıntısı %8, denize dalım %16, koşu %12. Koşuyla nasıl serinleniyor Cenk Bey? Koşuyla benim bulduğum bir sistemdir Erdem Bey. Hızla koştuğunuz zaman size doğru bir rüzgar estiği için serinliyorsunuz. Dünyada bu yöntemin patenti size mi aittir? Patenti bana aittir. O yüzden atletizm denen bir spor dalı uydurulmuştur. Hmm. Cereyanda durma henüz işaretlenmemiş çünkü hastalığa sebebiyet verdiği düşünülüyor. Orada herhangi bir iş çıkmış gibi durmuyor. Yani sanki cereyanda durma hasta olursun gibi duruyor. Saçmalamayın Cenk Bey. Kafayı musluğa sokma %16. %16'lık dinleyicilerimiz kafalarını musluğa sokmayı başarabilecek olan ya da en azından bu iddiada olan dinleyicilerimiz. Doğrusu ben serçe parmağımı bile musluğa sokamazken onların kafalarını musluğa sokabiliyor olmaları çok ilginç. Dar kafalısınız Cenk Bey. Ayrıca devam edelim. Dar kafalı ama ileri görüştüğümdür. Yelpaz sallandırımı %0. Sallandırım derken asmak anlamında mı? Yelpaz böyle sallandırarak yani diğer yelpazlara ibret olsun diyecek Bey. Vantil veya klimasal teknol kullanımı %12 ve son olarak da ayakları yıkatma %8. Burada ayakları ayak yıkamacı da mı yıkatıyoruz Cenk Bey? Tabii iç dış yıkatıyoruz Erdem Bey. İç dış ve ara olarak. Hatalıysak ara. 0216 554 04 00. Yine at üstünde söylediğiniz bir şarkıyla Yibidi Yak Yagidi Yak nidalarıyla programımıza girdiniz. Erdem Bey Pitbull Yiha Yibidi Hoy falan derdi, ben Yigidi Yak diyemez miyim? Vav vav yipi yo yipi ya ye Pitbull diyor Cenk Bey kendisi. Nereli acaba? Ya bilmiyorum ama sonuçta cinsini biliyorum Pitbull. Evet, neyse sevgili dinleyiciler, bugün yine internette bir teyzemiz bizim çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünmüş ve aman dikkat, süpermarketlere giderken orada bir takım aldatmacalara kanmayın, efendim tuzaklara düşmeyin falan gibisinden bize süpermarketlerde nasıl alışveriş yapılması gerektiğini çeşitli maddelerle tüyolar halinde vermiş. Bize süpermarketin güçlerinden bahsetmiş sanırım. Süper güçlerden, evet, süpermarketin bir süper kahraman olduğunu söylemiş.
Cenk Bey, ilk madde şöyle. Süt ve süt ürünleri çoğu zaman en arka rayonda duvara dayalı dururlar. Çünkü bu ürünler her evde kullanılan, başlıca tüketilen gıdalar. Duvara dayalı durmalarının sebebi her an devrilebilecek olmaları. Altları düz değil herhalde Cenk Bey. Altlarında çıkıntı falan varsa devrilmesinler diye şöyle eğik duvara dayıyorlar. O zaman daha tehlikeli. O zaman böyle tırr diye yana doğru meyil eder, küt diye düşer kırılır. Domino diyorsunuz. Siz tüketici olarak ihtiyaç duyduğunuz ürünü almaya giderken, gidene kadar yolda diğer reyonlardan geçerken gözleriniz başka yiyeceklere de takılır. Hayır Erdem, hep benim gözlerim açta asla başka yiyeceklere takılmaz. Varsa yoksa süt. Evet. Yani süt ve süt ürünleri alacaksan benim de gözüm yiyecek görmez açıkçası Cenk Bey. İşte eğer o yiyeceklere ihtiyacınız olmadığı halde alıyorsanız, o zaman siz de süpermarket oyununa geldiniz demektir. Delikanlı adam bu tarz oyunlara gelmez. İstedikleri kadar böyle oyunlar yapabilirler değil mi Cenk Bey? Kesinlikle. Aynı zamanda internetten sipariş diye bir şey var. Oraya yazarım. Direkt gelir Erdem Bey. Drag dediniz. Dragon. Diğer madde şöyle. Çiçekler ve çoğu fırın ürünleri gibi güzel kokan gıdalar hemen girişin yanında yakınında sunulur. Cenk Bey, çiçekler güzel kokan gıdalara girer mi? Yani, girer Erdem Bey özellikle. Süpermarkete gidip çiçek alıp yeriz diyorsunuz. Ben geçen gün iki buket gül aldım, yedim onları. Tebrik ediyorum. Sonra dikenleriyle dişlerimi karıştırdım. Normal, ben insanlardan den vuruyor dedim Cenk Bey herhalde. Çünkü amaç güzel yayılan kokuyla sizi cezbetmek ve size satış yapmaktır. Gerçekten süpermarketlerde amacın bize satış yapmak olduğunu fark etmesi bu teyzemizin beni şaşırttı Cenk Bey. Beni de şaşırttı ve bunu ilk bulan kişi olması da beni bir yandan sevindirdi. Bravo. En fazla kar yapan gıda ürünleri orta reyonda yerden aşağı yukarı 150 santim yukarıya yerleştirilirler. Çünkü böylelikle birçok yetişkin tarafından gözlüksüz dahi rahatlıkla görülebilirler. Cenk Bey zaten affedersiniz ama süpermarkette ancak gözlükle görülebilecek kadar küçük ne var? Ay çekirdeği. O da paket içerisinde satılıyor Cenk Bey. O da gözle görelim diye bir sürüsünü bir araya getiriyorlar ama kar yapan gıdalar dediği nedir? Yani soğuk kar hava, bulut. Kar yapan gıda yani bir nevi alçak ve yüksek basınç. Yani onu havayı koklayan adama sorarız bir saat sonra Cenk Bey. Reyonlar mümkün olduğunca dar yapılır. Böylelikle önündekini geçemeyen kişi mecburen o reyondaki mallara da bakmak durumunda kalır. Ve umut edilir ki bakarken de aklında olmayan bir iki şeyi de satın alsın. Nereden biliyor? Demek ki bu hanımefendi Erdem Bey daha evvel süpermarkette çalışmış ve bunları düşünmüş. Kendisi uygulamış Cenk Bey. Biraz içi kötü. Biraz din bir bayan diyorsunuz. Evet, evet. Ama ben bu şıkka inanmıyorum Cenk Bey. Dar yapılan reyonlara hiç ya girmem ya da oradan araba da geçmez zaten. Nasıl gireyim değil mi Cenk Bey? Dar reyon ama güzel gösterir Erdem Bey üzerindeki yiyeceği. Dar reyon insanı güzel gösterir dediniz. Cenk Erdem Power Twitter'da. Gelecek ve nereden sence ve nereden? Cenk Bey, yelkenlilere ne ad verildiğini öğrendiniz mi? Öğrenemedim Erdem Bey ama yelkenli olduklarını biliyorum. Neli olduklarını sormuyoruz ki Cenk Bey, isimlerinin ne olduğunu soruyoruz. Yani isimlerini bilmiyoruz. Kimse bilmiyor Erdem Bey. Sadece neli olduklarını öğrenebiliriz. Allah Allah. Yani mesela biz peynirli poğaçaya poğaça olduğunu bilmesek sadece peynirli mi diyeceğiz? Tabii. Ama pek çok şey... Ama ne? Peynirli ama ne? Ama şu var, pek çok şey peynirli olabileceği için ona poğaça diye onun noktasını koymamız lazım. Pek çok şey yelkenli de olabilir Cenk Bey. Olamaz pek çok şey. Niye? Ne mesela? Yelkensiz olabilir mesela. Yelkenli ekmek gördünüz mü siz hayatınızda? Bilmiyorum ama bir gün görebiliriz Cenk Bey. Yani hayal gücünüzü geniş tutun derim size. Teşekkür ederim. Pencerelerimi de açık tutayım. Tabii ki. Sevgili dinleyiciler, Gorgon kızlarımızın haberlerinde yine enteresan bilgiler, enteresan haberler var. İşte bir tanesini dinleyelim. Başarının sırrı. Ne dedi Cenk Bey? Başarının sırrı dedi. Aynı ses tonuyla yaparsanız. Başarının sırrı. Tebrik ediyorum. Manchester United'ın Güney Koreli futbolcusu Park Yusung başarısının sırrı olarak küçük yaşlarken kurbağa suyu içmesini gösterdi. Kurbağa kurbağa suyu içinde kurbağa yaşayabilen su mu ki kurbağalar hemen hemen her suda yaşayabilirler. Yoksa kurbağayı sıkmak suretiyle taze sıkılmış kurbağanın tabii suyu. 50 saat karşısına geçin vurak 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 diyoruz. Kurbağanın acayip canı sıkılıyor ve suyunu salıveriyor Erdem Bey. Çünkü benim karşımda da siz geçip 50 saat vurak 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 derseniz taze sıkılmış Erdem suyu bile içebilirsiniz. Ama Erdem Bey, siz kurbağa mısınız? Tabii. Futbolcu Lisan gazetesine yaptığı açıklamada küçükken zayıf bir bünyeye sahip olduğunu, ailesinin buna çözüm olarak kendisine kurbağa suyu içirdiğini belirtti.
Cenk Bey kim küçükken zayıf değil de güçlü bir bünyeye sahip olur, Allah kahretmesin. Ben. Hayır yani sizi daima konu dışı tutuyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. O değil de yani hangi aile çocuğuna güçlensin diye kurbağa suyu içirir. Ama balık yağı içiren zihniyet kurbağa suyu da içirir. Hangi sporu yapıyordu bu Cenk Bey? Fısbolcu değil miydi? İşte herhalde yani olabilir, bilmiyorum. Kendisine kurbağa suyunun sağlığına iyi geleceğinin, bunu içerse daha da güçleneceğinin söylendiğini ifade eden Park, beni daha sağlıklı yapacak her şeyi yiyip içtim dedi. Bence annesi ya da babası veya bunu kim önerdiyse güzel bir keklemiş Cenk Bey kendisi, kafalamış ve bu kafalama ömür boyu sürmüş, affedersiniz. Kek de yemiş olabilir ki, mesela havuçlu kek olsa ben şu an yerim. Ama yani isterseniz konumuzla ilgili olaylardan devam olursanız. Hayır, siz kek deyince o konudayız gibime geldi. Ben genelde kek demem Cenk Bey. Yalnız arkadaşımızın neci olduğunu ben merak ettim. Bir daha İlk bakın. Baştan mi? Bakın isterseniz. Başarının sırrı. Manchester United'ın Güney Koreli futbolcusu Park Yusun. Tamam, Manchester United'ın Güney Koreli futbolcusu. Şimdi Güney Kore deyince olay olacak ve orada biliyorsunuz yani uzak doğuda özellikle biraz böyle kurbağadır, onun suyudur efendim. Börtü, böcek, çöp. Çer çöp ne varsa suyunu içiyorlar diyorsunuz. Suyu da içiyorlar. Kendisini de yiyorlar. O yüzden doğru olabilir yani, orada kafalamamış olabilirler. İngiliz bir futbolcu olsaydı olabilirdi. Ama biz keşke vaktini duysaydık, ona göre gider kendisine fayansın bünyeye çok iyi geldiğini söyler. Fayans falan yedirirdik. Aslında kendisi ülkemizde bir futbolcu olsaydı kim bilir ona neler yedirir içirirdik Cenk Bey. Her gün başka bir şey kafala gitsin. Cenk Erdem Power Google Buzz'da. Baban bak bana bir fasarya, hani adamın içini kasar ya, hani o adam üstüne konar ya. Yeah, ah. Diyesi geliyor insanın Cenk Bey fasaryayı dinlerken, öyle değil mi? Çekil yardım. Bakın siz de dediniz. Evet, sanırım Cenk Bey video vaktine geldik ve ona bağlı çarptık. Zamanlardan video vaktidir. Bu kez Cenk Bey yine Anadolu'muzdan, güzide yörelerimizden bir tanesi. Arabamız olan Anadolu. Hayır değil Cenk Bey. Küçük Asya olan Anadolu'dan. Bir motosiklet dükkanında bir çekim yapılmış Cenk Bey. Oradaki ne? Yetenekli bir arkadaşımız. Yine motosikleti küçürseniz kıracağım ağzınızı burnunuzu. Teşekkür ederim. Oradaki bir arkadaşımız gerçekten çok yetenekli. İstediği her tür model motorun, bu araba olabilir, motosiklet motoru olabilir, seslerini çıkartabiliyor. Hem de birebir gerçeği Cenk Bey. Yani bunu ben söylemeseydim normal motor zanılabilirdi. Motosiklet tamir dükkanı mı orası? Tamir dükkanı değil, satış Cenk Bey. Satış. Ama normalde arkadaşın o zaman motosikletleri satması lazım, seslerini çıkarması değil. Yani seslerini çıkartıp sattıktan sonra ne anladım ben o şeyden? Sessiz motoru kim alır diyorsunuz. He. Peki Cenk Bey, sizin sesini çıkartabildiğiniz bir şey var mı, bir cihaz? Kendi sesimi çıkartabiliyorum. Onu ben biliyorum Cenk Bey, onu ben de çıkartırım. Şöyle yapayım. Evet, bu tıpkı sizin kullandığınız bir arabaya benziyor Cenk Bey. Daha doğrusu sizin kullandığınız bütün arabalara benziyor. Benim bütün arabalarım böyle mi? Koskoca 2000 motora utanmıyorsunuz Erdem Bey. Siz bilince böyle oluyor Cenk Bey. Yani 30'u geçmediğiniz için. 30'u niye geçeyim? Allah Allah. Sonuçta bir ayda kaç gün var? Neyse, dinliyoruz arkadaşımızı. Yamaha 115'lik. Tebrik ediyoruz. Allah Allah. Bunu hemen hatırlatayım, ağzıyla yapıyor. Başka neyle yapabilir, neresiyle yapıyor olabilir? Herhangi bir cihaz falan kullanmıyor Cenk Bey. Suzuki. Çok başarılı Cenk Bey. Üstelik rölantideki halini de yapıyor. Bu Suzuki diyen arkadaş kim? Kendisi Cenk Bey. Kendi diyor, kendi söylüyor. Ama kendi söylüyorsa sayılmaz yani. Bir başka birinin onu imtihan etmesi lazım. Bana Fortlu Şahin. Dikkat ederseniz burada çift ses yapıyor Cenk Bey. Çift ses. Yani, bir tanesini dudak ucundan çıkartıyor, diğerini yanak nahiyesinden. Biraz o kısımda salladınız yani bu sizin. Tabii canım, direkt atıyorum. Vokalciliğinize benzemez Cenk Bey. Bana Fortlu Şahin. Az evvelkini bir kez daha dinlettim size Cenk Bey. Evet, başında manifoldlu Şahin diyor Cenk Bey. Yani aslında bütün arabalarda manifold vardır. Bu herhalde egzozu biraz abartılmış. Bir de şarkı vardır, Manifold Nothing. Chicks for Free diye. Evet. Kimdi Cenk Bey o şarkıyı söyleyen? Neydi? Mark Duymaz adam sen söyle. Mark Knopfler. Ha, Mark Knopfler. Evet, Dress Strides. Traktör. Bakın ne kadar güzel çalışıyor Cenk Bey traktör.
İbrahim Usta'nın transiti. Ne dedi? Bu da İbrahim Usta'nın transiti. İbrahim Usta'nın transiti Cenk Bey. Bu demek ki Erdem Bey bütün gün oradaki motosikletleri falan çalıştırıp dinliyor sonra onlarla konuşuyor. Dinleyip ben de yaparım ne var onu falan gibi motosikletlerle aşık atmaya çalışıyor olabilir Cenk Bey. Evet. Mustubişi. Mustubişi'yi duydunuz mu Cenk Bey? Ben ustabaşını duydum Erdem Bey. Ustabaşı değil. Mustubişi. Ustabaşı. Mustubişi. Bu jikle yapmış. Su motoru. Her taraf tükürük oldu. Evet, çok güzel. Gerçekten çok yetenekli bir arkadaşımız. Kendisini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Ama yeteneksizsiniz Erdem Bey. Hayır, bence yeteneksizsiniz Cenk Bey. Bir bilgisayar tuşuna dahi basamıyorsunuz. İstediğim zaman basarım, bakın. Ayrıca becerik de sizsiniz. Cenk düşünce, öneri ve erdemleriniz için. Cenk Erdem et powerfm.com.tr. Power FM hava durumu. Havayı koklayan adam nihayet stüdyomuzdasın. Hoş Erdem geldin. Erdem Bey, kulaklığımı almışsınız. Kulaklığınızı ben almadım. Afyon'a götürdüm. Evet. Oradan getirmedin tabii. Bu arada söylemeyecektim ama buyurun, bu saatiniz, bu da cüzdanınız. Cenk Bey, gerçekten kendinizi her gün biraz daha geliştiriyorsunuz. Biraz iyi. Bakalım ne zaman stüdyoya bir çuvalla gireceksiniz. Hadi bakalım. Evet, havayı koklayan adam, nasıl geçti Afyon maceraları? Afyon maceraları güzel geçti. Gezip gördüğün senin olsun, yiyip içtiğini anlat. Vallahi sempozyum vardı, bir de bir plaket töreni vardı. O yüzden yiyip içmeye çok vakit olmadı. Yani Afyon'a gidip... Aç gezdik diyorsun. Hayır, Afyon'a gidip sucuğu yalnızca kahvaltıya konmuş sucuktan yiyip kaymağı da ekmek kadefi üzerine şöyle bir çentik konmuş kaymağı yiyip dönen tek insanımdır herhalde. Bu arada Afyon'a sucuk gidip... ve kaymağın uçabiliyor olması gerçekten ilginç. İkisi de konuyor. Evet. Geldiğine pişman olduk, tekrar Erdem Afyon'a kaçacak. Sen tekrar Afyon'a dönebilirsin. Cenk Bey ne diyorsunuz hani doktoru dışında? Valla ne diyeyim bu duruma? Doktorum Cenk Bey. Ben de çekiyorum işte, ne yapalım, hayat. İşte, evet. Neyse, havalarla ilgili görüşlerini alalım havayı koklayan adam. Şimdi havalarla ilgili görüşlerimi, tabii size ilgili görüşlerimi muhtemelen bir doktorun izah etmesi lazım. Ben havayla ilgili görüşümü belirteyim. Teşekkür ederim. Şimdi bulutlar var. Yer yer yağış bırakıyor. Başkent çevreleri bunlardan bir tanesi. Yarın yağış olacak şehirlerden. İstanbul'da ise bugüne benzer bir hava olacaktı. Bir önceki yine kapalı surat alsın. Evet. Biraz bulut, biraz rüzgar, biraz serin hava. Ama uzun süre ılık havayı yaşadık. Bu kadar ılık hava fazla bile. Ama ışınım çok iyiydi. Ben ışınımı seviyordum. Işınım gitti. Öyle mi? Gelir. Gelecek mi ışınım? Gelir, ışınım. Gelir. Işınım hala oluyor ama bulutun öbür tarafında kalıyor. Doğru. Uçağa binmek lazım. Evet. Şimdi İstanbul yarın 14 derece, rüzgar biraz kuvvetli, Poyraz'dan esecek, bugün akşam saatlerinde de kuvvetli esmeye şu saatte itibariyle başlıyor, gece sert, 5-6 kuvvetini bulur, 14 derece, 13-14 derecelerde yarın İstanbul, cuma cumartesi 1-2-3 derece sıcaklık yükselir, güneş de görülecek, o sizin o ışınımlı havanız geri muhtemelen cuma cumartesi gelir, evet, umuyoruz. Işınım ondan hanımla sonra... Güneş Bey. Ondan sonra başkent yarın yağmurlu dedik, 15 derece, cuma cumartesi hava açıyor. Ancak pazartesi tekrar yurdun büyük kısmında bozacak. Özellikle pazartesi sağanaklar var. Detay vereceğiz. İzmir yarın az bulutlu, 20 derece yaklaşan sıcaklığı. Cuma günü 20 dereceyi de bulacak. Cumartesi üzerine çıkacak. Ondan sonra Antalya, Adana parçalı bulutlu, 22-23 derecelerde sıcaklık. Cuma cumartesi de ölçülecek. Ancak cuma günü Antalya'da, Adana'da plan program yapanlara bölgesel yerel yağışlar beklediğimizi söyleyelim. Güneydoğu'da da güneş görülüyor. Küresel olarak ısınıyoruz. Ama Cenk Bey, ben ısınayım yeter diye bencilce bir yorum yaptı yayından önce. Cenk Bey, ben ısınayım. Yani ben ısınırsam hepinizi ısıtırım anlamında. Kendisini dinleyicilerimize... Cenk Bey ısındığı zaman ısı yayan bir insandır. Kendisini dinleyicilere ve Allah'a havale ediyoruz. Kız olursa ışınım, erkek olursa ısınım. Evet, bir sonraki bültende görüşelim istersen havayı koklayan adam. Ne dersin? Umuyorum. Power FM hava durumu. Cenk Erdem seni Power FM'in yepyeni dijital stüdyosunda programına davet ediyor. Programına davet ediyor. Cenk! Erdem! Erdem! Cenk! Erdem! Cenk! Erdem! Cenk! Erdem! Cenk! Erdem! Cenk!
Cenk Erdem'i canlı yayında izlemek istiyorsan tek yapman gereken Power FM web sitesine girmek ve formu doldurmak. powerfm.com.tr. Hep birlikte Cenk ve Erdem'e gidelim. Programı stüdyoda izleyelim. Erdem Bey, dijital stüdyo ne demek? Yani burada bizim bu etrafımızda her şey 1-1-1-0-0-1-0-1-1-1-0-0-1 falan mı? Tabii, zaten hayatımız artık birler ve sıfırlarla dolu, biliyorsunuz Cenk, ve bilgisayarlar sayesinde. Nasıl konuştum? Güzel bir konuşma oldu. Biraz anlamlıydı. Teşekkür ederim. İlk kez böyle bir konuşma yaptım Cenk. Gerçekten ilk kez bir konuşmanızda anlam vardı. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, çocuğunuz üstün zekalı mı? Evet. Bunu evet. Kime sorsanız herkes evet der Erdem. Herkes evet der ama herkesin evet deyip demeyeceğini şimdi birazdan yapacağım söylemler sonucunda anlayacağız Cenk Bey. Çünkü yine bir internet sitesinde böyle bir çocukların özellikleri, yani üstün zekalı çocukların özellikleri sıralanmış. Eğer sizin çocuğunuzda da bu özellikler varsa çocuğunuzun üstün zekalı olma ihtimali var. Hı. Derhal kendisini bir doktora gösterin şeklinde dem vurulmuş Cenk Bey. Evet. Şimdi üstün zekalı çocuklarda ne gibi özellikler oluyormuş? Örneğin sözcük dağarcığı geniştir diyor Cenk Bey. Sözcük dağarcığı geniş, yani dağardır. Evet, dağarcık genişse onu artık dağarcık gibi küçültme sıfatları değil, dağar dememiz yeterli olur. Evet. Yani bu çocuklar mesela 3 yaşında jete bien, le fiyo falan diye konuşan çocuklardır bunlar. Ama zaten 2-3 yaşında bütün çocuklar falan diye konuşuyor. Hepsi Fransızca o yaşlarda çok iyi bilir. soyut kelimeler kullanır. Örneğin herhalde Cenk Bey baba yerine mavi falan diyor. Önce baba diyeceğine mavi. Evet. Mavi soyut bir kelime. Soyut, yani elle tutulmayan kelimelere soyut denir Erdem Bey. Hiçbir kelimeyi elle tutamayız Cenk Bey. Kelimeyi elle tutabiliyorsak somuttur. Yani o mesela baba yerine şey diyebilir. His. Sevgi. Evet. Ama bu üstün zekalıdan ziyade biraz sopalık bir çocuk gibi oldu. Sopalık değil, biraz ebel bir çocuk oldu. Yani babasına sevgi diyen bir çocuk pek bir şey öğrenemez diye düşünüyorum. Evet. Annesine kim bilir ne der diyeyim. Yeni durumlara uyum gösterir ve onları şekillendirir. O macun Erdem Bey, onları şekillendirip böyle abuk sabuk at filan yaparlar. Sonra dıgıdık dıgıdık falan diyor. Girdiği yeni durumun şeklini alır diyorsunuz. Yani sıvı veya plöps şeklinde halinde olan. Yeni, neydi yeni durumlara? Yeni durumlara uyum gösterir ve onları şekillendirir. Yeni durumlara uyum gösterir. Peki eski durumlara ne yapıyor Erdem Bey? Cenk Bey, ama bütün çocuklar bu oyun hamuru denilen şeyleri alıp şekillendiriyor falan. O şekilden bu şekilde sokuyor. Bunlar üstün zekalı mı yani hepsi? Hepsi değil Erdem Bey, bir kısmı. Geniş bir ilgi alanına sahiptir. Örneğin ne bileyim işte oyuncaklar öyle oynar. Hemen ardından satranç oynar. Satranç, ardından golfe gider. Golften çıkıp optimiste gider. Oradan yelkenli, yat sporları falan. Çok yoğundur çocuk Erdem Bey. Bir akşam ondan önce gidiyor. Eve gelemez. Ama bu durumda bütün günde hobileri alıyor Cenk Bey. İlgi alanı geniş olunca tabii. O yaşta çalışma yok zaten. Ekmek elden su gölden biz parayı verelim. O yan gelsin yatsın. Bir de beceriklidir, problemleri ustaca çözer diyor Cenk Bey. Yani evimizde tabii. Bozulan rezervuarı, sifonu, tıkanmış küveti falan 3 yaşındaki çocuğumuza yaptırıyorsak eğer kendisi üstün zekalı olabilir. Evet, hele de televizyon bozulduğu zaman onu hallediyorsa acayip üstün zekalıdır. Televizyonu bütün çocuklar rahatlıkla halleder Cenk Bey. Evet. Girişimci ve ataktır. Yeni şeyler yapmak ister. Sanırım ticari çocuklardan bahsediyor Cenk Bey. Tabii ki, yani 2 yaşında bir sürü hisse senedi olan ve borsayı takip eden çocuklar bayağı üstün zekalıdır. Ayrıca yeni bir marka geliştirip yeni ürünler piyasaya süren girişimci çocuklar olurlar değil mi? Girişim Pumpkins. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Bildim. Power FM. Evet. Reznat umzip dresinize kasina da Erdem Reznat. Cenk Erdem'in içinde olduğu Cenk Reznat udzadiyat favrizniya da karat. Tek program Power FM'de. Da. Bunun üzerine yine Brad Pitt, Angelina Jolie'yle birlikte Cenk Bey, dondurmacıya gidiyoruz. Cenk Bey, yeter, hep aynı masalı anlatıyorsunuz. Biraz başka şeyler anlatın şarkı çalarken diyorum size. Ama Erdem Bey, yani Brad Pitt ve Angelina Jolie'den bahsetsene, ne yapıyorlarmış diyen sizsiniz. Ben miyim o? Evet, siz değil misiniz? Hayır, o ben değilim Cenk Bey. Yanlış birini duyup bana cevap veriyorsunuz. Allah Allah. Sevgili Cenk Bey, bugün programımızda bir videomuz daha var ve bu da tahmin edeceğiniz üzere uzman bir dostumuzdan gelen bir video. Kusura bakmayın ama kimse benden daha uzman değildir, onu söyleyeyim. Zaten de. Kendisinin uzmanlığının sizin yanınızda ne kadar tıfıl kaldığını ölçmek için bu video bölümlerini yapıyoruz Cenk Bey. Bu arkadaşımız bize gölge nasıl yapılır? Saçta gölge olur mu? Saçtaki gölgenin doğal görünmesinin sırrı nedir? Deniyor. Cenk Bey, gölge zaten doğal olan bir şey değil midir? Yani özellikle güneşli ve sıcak günlerde bir ağaç altına girdiğimiz zaman eğer saçımız da ağacın altındaysa güzellikle gölge yapılmış olur diye düşünüyorum. Evet, ama genelde saçı kafasında olan insanlar için o saçın gölgesini görmek oldukça zordur. O yüzden saçı çıkartıp elinizde tutarsanız gölgesini daha rahat
rahat görürsünüz. Acaba saçımdaki gölge nasıl oldu diye bizi gölgeye çekip soru soran bayanlara rastlarız diyorsunuz. Evet, bir de bilirsiniz Red Kit'in silah çekimi onun kendi gölgesinden daha hızlıdır. Ya Red Pit ya Red Kit çek ve başka bir şey bildiğiniz yok. Ne yapayım, iki heceliyim. Gölgenin daha doğal görünmesi için çeşitli teknikler kullanılabilir. Cenk Bey, gölgenin daha doğal görünmesi ne demek? Yani gölge zaten bir tarafta ışık kaynağı, diğer tarafta arada bir engel ve ışık kaynağından çıkan ışığın gölgeyi oluşturmasıyla. O sizin dediğiniz ay tutulması. Cenk Bey, ay tutulması da ışık kaynağına gerek yok. Güneş var. Güneş mi var? Ha? Biz salonumuzda yapmış olduğumuz gölgelerde birinci olarak çok sık ve dolu dolu paketler yerine daha ara ara, daha derin ayrımlarla paketlemeleri tercih ediyoruz. Cenk Bey gölgede paket yapıyor arkadaşlar. Ve salonda gölge yapıyor. Evet. Gölgeleri, yani salonda oturmuş adam ya kanepeye, televizyon karşısına oradaki gölgeleri paketliyor. Gerçekten bizden daha deli olanlar da varmış. Bir de bizim programımıza saçma diyenler çıkabilir Cenk Bey bazen. Şöyle bir şey olabilir Cenk Bey, arkadaşımız yani bir şey paketlemesi gerekiyordur. Yüzlerce, binlerce miktarda ertesi gün piyasaya sürülmek üzere, evet. Ne bileyim çocuklara takılmak üzere ve küçük küpeler falan. İkindi gölgesi. paketlemesi gerekiyordur ama o sırada da salona giren güneşten kaçmak için ne yapsam da gölge yapıp öyle paketlesem falan gibi bir düşünceye gark olmuş olabilir. Bunu böyle anlatıyor olabilir. Biz bunun için genelde perde adını verdiğimiz bir sistem kullanıyoruz. Ve bu paketleri paketlemeden önce çok hafif krepeyle diplerindeki hafif kalınlığı azaltıyoruz. Böyle... Ne demek Cenk Bey? Krepe nedir? Bilmiyorum da paketleri paketlemeden önce dedi. Evet. Paketler demek ki paketlenmemiş henüz Cenk Bey. Krepe... Ama adları hala paket. Krepin E hali olabilir bir ihtimal. Olabilir. Krepelerle tarandığında gölge daha yumuşak düşebiliyor. Bu... Cenk Bey, hani madem bu uzmanların bizimle birlikte olduğu video bölümü keşke seyretseydik sadece dinlemek yerine. Belki o zaman daha iyi bilgi edinebilirdik veya fikrimiz olurdu. Ama şimdi ona üşeniriz. Ben konuşurken gözlerimi dinlendiriyorum o sayede. Burada gördüğünüz saçta da bu işlem yapıldı. Bu sayede uçlara doğru ayrılan çizgilerden biraz daha açık tonlar yakalanmış oldu. Ve zaman içerisinde birbirine daha çok kaynaşmış saç rengini görmüş olduk. Ne diyor, saçların Cenk Bey? Birbirine kaynaşmasını sağlamaya çalışıyor. Hayır, çünkü değil, birbirlerini saç tanımıyorlar. Saç renklerinin birbirine kaynaşması sağlanıyor. Sanırım bir saç üzerinde pek çok renk denedikten sonra tanrım ben ne yaptım şeklinde pişman olan bir teyzemizden den vuruyor kendisi. Olabilir Erdem Bey. Bir de şöyle diyor, gölgeleri paketledikten sonra tonları yakalamaya çalışıyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Power FM. Yeah. Konan hadi suyu çok harcadın, ben de duş alacağım, çabuk çık Konan. Cenk Bey, şu sineğinize bir şey söyleyin, saatlerce banyodan çıkmıyor. Konan gel kızım buraya. Cenk Bey, bu Gazi Üniversitesi var biliyorsunuz Ankara'da. Bilmem biliyorum. Bilir misiniz? Biliyorum Erdem Bey. Ankara'ya girince sol sağ yapıyorsunuz, manavın yanı. Ankara'yı hiç bilmediğiniz belli oluyor ama en azından Gazi Üniversitesi'ni bildiğinize inanıyorum Cenk Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Gazi Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan ankette en iyi radyo programı seçilmişsiniz Cenk Bey. Nasıl? Biz radyo programı değil, birer insanız Erdem Bey. Ama... en iyi insan seçilmemiz için daha çok çabalamamız lazım sanırım. Ya da sadece en iyi radyo programını seçiyor olabilirler. Evet. Gazi Üniversitesi öğrencilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ay sanırım onların davetlisi olarak bir gün Cenk Bey orada olacağız. Ve ödülümüzü almak üzere arkadaşlarımızla bir arada olacağız. Kendilerine buradan teşekkürlerimizi bir kez daha gönderelim. Ve anketimize biraz dem vurmak istiyorum Cenk Bey. Bugün anketimizde ne sormuştuk hatırlıyor musunuz? Serinlemek için hangisini tercih edersiniz şeklinde güzel serinlemeye yönelik bir soruydu kendisi. Keşke şıklar yerine bunu mu, bunu mu yoksa şunu mu falan diye sorular sorsaydı. O mu, bu mu, şu mu şeklinde. Ama biz onun yerine şöyle sormuşuz. Dondurma, gazoz, soğuk su gibilerisinden ları demişiz. %19'da bu şıkkımız birinci sırada. Havuza girim, duş alıntısı, denize dalım, koşu ki Cenk Bey'in bir buluşu bu. Koşuyla serinleme. Ceryanda durma, kafayı musluğa sokma. Bu arada ceryanda durma %15 Cenk Bey. İnsanlar ceryanda durarak serinliyorlar. Daha sonra da ay sırtım tutuldu, ay romatizmalarım, ay lumbagolarım. Şikayet dinliyorsunuz yani. Yelpaz sallandırımı, vantil kimya, klimasal teknol kullanımı ve ayak yıkatma gibi serinleme yöntemlerinden hangisini istiyorsanız işaretleyip anketimize katılabilirsiniz. Programımızın sonuna doğru dinleyici profilimizi anket sonucuna göre değerlendireceğiz. Şimdi Gürsü Bey, alo. Alo. Merhabalar. Siz cevaplarsaydınız bu ankete ya da belki cevaplamışsınızdır. Hangi şıkkı seçersiniz?
koşarak. Koşarak, aferin. Evet. Benim tekniğimle seriniyor Erdem Bey kendisi. Ben de o tekniği benimserim Cenk Bey. Aferin. Onu işaret edemez ama %4. Aferin, ikiniz de benim evladımsınız. Gelin bakayım şöyle yamacıma. Evet, Erdem Bey, çekilin, yavaş. Gürsü Bey çekilin oradan. Allah muhafaza arkanızda bir kamyon var. Yok, kamyon değil, bildiğimiz Merso. Bildiğimiz? Merso, Mercedes yani. Peki efendim, markasını sormamıştık ama sayenizde biraz daha para kazandık. Çok şükür. Buyurun efendim, bir maruzatınız var mıydı? Önce şeyi söyleyeyim ben size. Hı. Beni hatırladınız mı? Hatırladım, Gürsü Bey değil mi? Ben de hatırladım, Gürsü Başaran. Evet, geçen iki hafta önce aramıştım. Öyle hatta mi? Hatta tam yayına bağlandım ama o arada tramvay tünele girdi. Öyle hatta mi? Bayağı... Konuşamamış mıydık sizinle? Evet, gerçi siz bayağı konuşmuşsunuz arkamdan da. Biz genelde zaten konuşamadığımız insanların arkasından konuşuruz. Ne güzel. Şimdi benim maruzatım şey aslında. Buyurun. Cenk Bey'le Rusça konuşacağım ben. Uygun mu? Tabii buyurun. Uygun. Ama anlamını bize söylemeniz gerekiyor sonrasında. Yok zaten küfür yok ya. Hayır, küfür olması önemli değil yani. Uyduruyor musunuz uydurmuyor musunuz anlayacağız. Ha. Ya da küfür olduğu yerde beep derseniz de orada küfür olduğu anlaşılır. Rusça'da da mı küfürler beep diye kapanıyor evet. Cenk Bey? Deed oluyor o Rusça'da. Bipovski diyor. Buyurun. Zdravstvuyte. Drezna diye zamarak. Vozniyadan. Vezna Drezna buna gaziyet. Vezna не не хорошо. Давай поговорим по-русски. Drezna когда города? Нет. Çok teşekkür ederim. Ben araya girip sizi susturmak zorundayım çünkü söylediklerinizin tek kelimesini bile anlamadım. Niye kızmaya dilerden bir. Niyet. Önemli olan niyet. Evet. Aynen öyle. Önemli olan niyet. Ne dediniz peki anlamsal bazda ne söylediğinizi alabilir miyim Gürsü Bey? Mental bazda bakalım. Öncelikle merhaba dedim kendisine. Ben sonra, de kendisine öncelikle merhaba denmez. Öncelikle merhaba Haşmet Mablası denir. Oraya gelirsen sinirlendirme beni dedim. Anladım. Zaten evet. Gaspodin dedim. O da bey demek. Beyefendi demek. Hı-hı. Ben de Rara Rasputin dedim. O ne demek Cenk Bey? Rara Rasputin. Sonrasında haydi hep beraber Rusça konuşalım dedim. Gibi bir şeyler söylediniz. Ama Cenk Bey size nasıl karşı geldi? Cenk Bey ne dedi? Ben derdim. Cenk Bey siz söylemeyin. Gürsü Bey sizin ne dediğinizi anlamış mı? Onu ölçmeye çalışıyorum. Ben sınıfın çalışkan öğrencisi olduğum için beni susturuyorsunuz. Evet. Buyurun Gürsü Bey. Cenk Bey size ne dedi en son olarak? 19. yüzyıl edebiyattan girdi. Evet. Bolşevik ihtilalinden çıktı. Hı-hı. Ben orada kaçırdım. Mükemmel konuştuğu için. Aferin. Tebrik ediyorum. En azından baş giriş kısmını anlamışsın Gürsü. Girizgah doğru mu? Girizgah doğru. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yine bekliyoruz. Bunu saymayız. Her zaman. Bir düğünlü Rus eseri Suç ve Ecza'dan bahsettim. Ecza derken? Suç ve Ecza. Evet. Ünlü Dostoyevski kitabısı. Cenk Bey niye kısmadın arkadaşımızın sesini? Ben kısmadım Erdem Bey, niye kısayım ben? Kim kıstı? Duyulmaz ben adam mı kıstı? İçme yapma. Cenk Bey, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundayız. Unutmayın. Power FM. Power FM. Gorgon. 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 Kikir gülenler kikir. Bizim gorgon kızlarımız Cenk Bey. Bakalım bu kez bize nelerden dem vuracaklar. Korku aşısı. Japon bir bilim adamı, Japon balıkları ve insanlarda korkunun ortaya çıkmasıyla ilgili bölüm olan beyincik üzerinde araştırma yaptı. Cenk Bey, insan hem insanlarda araştırma yapıp hem de aynı konuyla ilgili Japon balıkları üzerinde araştırma yapınca insan biraz rencide oluyor. Doğrusu bir de Japon bilim adamı Japon balıklar üzerinde deney yapmış. Evet. Eğer Alman bilim adamı olsaydı Alman balıklar üzerinde mi deney yapacaktı? Herhalde Cenk Bey gelip Türk balığı alıp götürüp ülkesinde deney yapacak değil ya. Zaten ne veririz balığımızı biz, burada yeriz onu herhalde ızgara. Klasik şartlandırma yöntemini kullanan profesör, bazı anestezik maddeler kullanarak daha önce ışıktan korkan balıkların aldıkları maddeden sonra korkmadıklarını gözlemledi. Cenk Bey, aldıkları maddeden sonra değil, ışığı direkt bak bunda bir şey yok, ne var ki al işte yapıyorum falan diye kendisinin gözüne falan tuttunuz mu bir daha korkmaz balık da hayvan değil mi? Evet, yani verdiği madde sayesinde daha önce ışıktan korkan balığın daha sonra yumurtadan korkmasını sağladı. Bence verdiği maddeden korkmaya başladığı için ışıktan korkmayı unutmuştur Cenk Bey. Evet, ne madde verdiyse. Korkutucu madde.
Japon balıklarının beyinlerinin insanlar da dahil memelilerinkine benzediğini belirten profesör, bu çalışmasının sonucunda örümcek, yükseklik veya uçuş korkusu gibi korkuların basit bir iğneyle yok edilebileceği kanısına vardı. Jack Bey, örümcek, yükseklik veya uçuş korkusu dedi evet. Gorgon kızımız. Yani ne alakası var şimdi? Örümcekten korksak da aynı iğneyi yiyeceğiz. Uçmaktan korksak da aynı iğneyi yiyeceğiz. Çok evet. Saçma bence. Bence de saçma. Bir de mesela bu deneyi balık yerine örümcek üzerinde yapsa ve örümcekten korkan örümcek bu maddeyi verse ne olacak acaba? Aslında örümceklere örümcek korkusunu aşılasa örümcekler birbirlerinden korkarak bizden uzak dururlar. Birbirlerinden değil, o zaman hayvan kendinden korkar Erdem Bey. İnsanı kendinden korkutur bu doktorlar Cenk Bey. Evet, isterseniz artık programımızın nihai nahiyesine yaklaştığımıza göre biraz anketimizden de vuralım. Bugün nasıl bir dinleyici profili karşımıza durum, çıkıyor? Raporu bir saniye, ben kendisine refresh adını verdiğim bir sisteme tabi tutuyorum. Anketleri bu sisteme tabi tutarak daha güzel sonuç alabiliyorsunuz değil mi? Evet. Cenk Bey, birinciliği Ceryanda Durma adlı aktivite alıyor. Son anda %17 ile %16 ile Dondurma Gece Soğuk Su gibilerisinden ikinci oldu. İyi oldu Erdem Bey. Niye? Gerçekten bir anket sonucu sizi bu kez sevindirdi. Çünkü çok sıradan olurdu dondurma gazozu. Yani şimdi ay çok piştim, dur serinlemek için gideyim dondurma yiyeyim. Çok saçma çünkü. Ya programımızı sıradan insanların dinlemesi fikri sizi hiçbir zaman açmamıştır değil mi Cenk Bey? Evet. Ama şimdi Ceryan'da duran dostlarımız bizi %17 oranında dinliyorsa, programımızı dinleyen dinleyici profili daha çok macera perest, efendim risk alan ve bir takım sağlığına fazla da özen göstermeyen. Bana bir şey olmaz. Ben zaten sağlıklıyım. Bir ufak Ceryan bana ne yapacakmış şaşarım. Bana bir şey olmaz dediğine göre çoğunlukla Türkler dinliyor programımızı Cenk Bey. Ama belki dinleyen birkaç tane Fransız ya da İngiliz Rus falan da vardır. Rus olabilir evet. Sizin sekreterlerinizin dinleyicileri olabilir Cenk Bey. Evet. Ayrıca kafayı musluğa sokmada yine %14 gibi bir oy almış Cenk Bey. Evet. Buradan bazı arkadaşlarımızın kafalarının serçe parmağım kadar olduğunu anlıyoruz. Çünkü ben ancak serçe parmağımı bir musluğa sokabiliyorum. Ayrıca kendini kafayı musluğa soktuktan sonra musluğu açmak suretiyle ancak o kafayı oradan çıkartabiliriz. Çünkü değil mi Cenk Bey? Sıkışabilir. Ve de o suyun bayağı tazikli çıkması lazımdır. Evet. Evet sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geleceğiz biraz sonra. Ama hangi programımızın sonuna geldiğini sevgili söylemeyeceğiz. Havayı koklayan adamla yapacağımız sohbet sonucunda. Evet. Dolayısıyla yarın yine son derece güzide bölümlerimizde karşınızda olacağız. Ne dersiniz? Havayı koklayan adamı çağıralım mı? Yoksa daha 8'de falan mı? Siz havayı koklayan adamı çağırırken Cenk Bey, ben de biraz müzik tamam. Dinlemek istiyorum. Erdem'i ara, aklına gelenleri sırala. Cenk dedi, Erdem dedi, her akşam dedi, 18'de, 20'de, Naşit dedi, Radyo'yu dedi, dinle dedi, ara dedi, bağla dedi. Tüm soru ve sorunlarınız için 0216 554 04 çift 0. Cenk, Erdem, hafta içi her akşam 18-20 arası Power FM'de. Sakın kaçırma.